Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her perşembe akşam olduğu gibi yeni bir konuyla beraberiz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah'a teala razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize inşallah teala sıhhat ve afiyet içerisinde. İnşallah. Cuma gecemiz ve günümüz hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin niyazında bulunuyoruz. Her cuma gecesi olduğu gibi. Ve hemen konumuz uzun olmaz sebebiyle konumuza geçiyoruz. Efendim bu gece ana baba hakkı. Şimdi dinleyicilerimizden diyebilirler. Biz bunu biliyoruz. Doğru. Biz de zaman zaman naklediyoruz. Ama bu konuda derli toplu olarak İslam alimleri bütün ayet-i kerim, hadis-i şerifleri toplayarak Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini bildirerek ana ve babanın ana baba yani evladın üzerindeki hak nelerdir? Bu konuda mesela İslam alimlerinin büyüklerinden Muhammed Refami Hazretleri var. Bu zaten Ziyad-ı Nasin diye bir kitap var. Ve İmam-ı Nesefi Hazretleri'ne naklederek bu zatı alıyor. Muhammed Refami Hazretleri. Ve Bahattin Bey bu zat kitabında buyuruyor ki ana babanın evladı üzerinde 80 kadar hakkı var buyuruyor. 80. Hemen biz birkaç tane. Tabii canım önemli falan filan diyor. 80 hakkından bahsediyor. İnsan tabii ki böyle duruyor. Bu haklar nelermiş falan. Onu hepsini, da tasnif etmişler. Hepsini aklımıza tutmamız mümkün değil. Biliyoruz deriz. Biliyoruz ama deriz bilmediğimiz ama. Tabii, dünya tabii. Kadar 80 tane. Evet 80 hakkı. Ve bunu da tasnif etmiş bu mübarek zat. Buyuruyor ki bu 80 haktan 40'ı sağlığındadır. Hayattayken. Evet. 40'ı da vefatından sonraymış. Vefatından sonra da mı haklar varmış? Evet, evet. Vefatından sonra da ana babanın haklar varmış. Kitaplarda öyle bildiriliyor. Sağlığında olan hayattayken ana babaya karşı yapılacak o 40 haktan onu bedenle yapılıyormuş. Bizzat bedene yapıyormuşuz. Bizim üzerimize 10 hakkından onu bedenle. Onu dil ile ve 10 tanesi de kalp ile 10 tanesi de mal ve parayledir buyuruyor. Onu bedenle, onu dil ile 10 tanesi kalple, 10 tanesi de para ve malla yapılıyormuş. Bedenle olan hakları sıralıyor onda sana bu saat. Bedenle. Yani evladın ana babasına karşı vazifeleri oluyor. Ana babanın da evladı üzerindeki hakkı oluyor bunlar. Ana babanın evladı üzerinde bedenle yapılması gereken 10 tane hakkı şöyle sıralanıyor. Birincisi, hizmet ederek rızalarını almaktır buyuruyor. Bu hizmet yemede, içmede, bir yere gidivermede, gelivermede, getirmede, götürmede. Bunlar bedenle yapılan. Evet. Bunlar bedenle yapılan. Hadis-i şerifte buyuruyor ki ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun olur buyuruyor. Bu Peygamber Efendimiz'in sözü. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ana babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden Allah-u Teala'yı razı etmiş olur. Onları gadaplandıran Allah-u Teala'yı gadaplandırmış olur. Çok önemli. Evet. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Ana babası yanında ihtiyarladığı, yaşlandığı halde rızalarını alamayıp kazanamayıp cenneti kazanamayanın burnu sürsün. Yazıklar olsun diyor. Evet. Ana babası yanında yaşlanmış. Şimdi o atı erkil dediğimiz aile tipi hemen hemen kalmadı gibi. Bu bir nasip meselesi zamanımızda. Eskiden öyle değildi. Otomatik olarak zaten mevcuttu bu. O kültürle yetişiliyordu. Ve o kültür veriliyordu. Gözde görerek de aynı şekilde yapılıyordu bu. Şimdi tahammüller kalmadı. Evet. Tahammül kalmadı. Ve tabii onun içinde hiçbir evde bereket kalmadı, huzur kalmadı, ondan sonra saygı kalmadı, hürmet kalmadı. Hepsi gidiyor. Niye? Vazifelerimi bilmiyoruz, haklarımızı bilmiyoruz. Karşı tarafın hakkına riayet etmiyoruz. Patır 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 bu hakları çiğniyoruz. Sonra da efendim işte depresyona girdim, ben can sıkıntısı var. Olur tabii ki. Daha neler neler olur. Neler neler olur. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyormuş Fatih Bey. Sırtın, bakmış ki sırtında böyle bir küfe var ya. Hani evet. Bizim küfesi de diyoruz. Şehirde yetişen çocuklar artık bunları pek bilemiyorlar. Büyük koca sepet yani. Evet. Adam boyunda içine adam girecek şekilde koca bir sepet. Ona küfe deniyor. Tavaf ederken bakmış bir tane böyle bir küfe. Dolaşıyor. Kabe'nin manzarının etrafına dolaşıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri demiş ki niçin yükle diyor tavaf ediyorsun ya. Şu yükünü bir tarafa bırak. Ondan sonra tavaf et.
O kimse diyor ki bu yük değil babamdır diyor. Bunu Şam'dan 7 defa getirip tavaf ettim. Çünkü bana dinimi, imanımı öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Bunun üzerine Hasan Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, kıyamete kadar böyle arkanda taşısan, bir defa kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet boşa gider. Bir defa da gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur. Evet. Buyurmuş Hasan Basri Hazretleri. Ve bunun için de buyuruyor ki kitaplarda ana babaya hizmette kusur etmemeli. Hatta İbn Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki, ana babana karşı kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin, anaya babaya karşı kusurlu, kabahati var böyle süklüm büklüm, yani bir kölenin sert, kaba efendisine karşı bulunduğu hal üzere olur. Suçlu bir köle nasıl durur? Böyle süklüm büklüm. Öyle bulun diyor anana babana karşı. Ne diyorsun sen ya falan? Senin aklın ermez. Değil. Ne demek senin aklın? Yani bizim valide işte böyle okul falan görmemiş, mektep medrese görmemiş. Seni doğurmuş ya. Daha ne istiyorsun ya? Evet. Yememiş içmemiş, sana yedirmiş ya, sana bakmış ya, seni büyütmüş ya, seni okutmuş ya. Daha ne bekliyorsun yani? Ne eziyetler çekti. Tabii, onları yaparken. Ne eziyetler çekti. Gece o kadıncağızı kaç defa uyandırdın biliyor musun sen? Evet. Haberin bile yok. İnsan ana baba olunca fark ediyor. Baba yani. Tabii. Gece sabaha kadar uyumadığını o zaman diyor ki annem babam da biz böyleyken aynı şeyi çekmişler aynı şey demek ki diye. Ve kitaplarda Bahattin Bey buyuruyor ki anneye hürmet ve hizmet babadan önce geliyormuş. Çünkü hadis-i şerifte anneye yapılan iyiliğin ecri ikimizdir. Bir başka hadis-i şerifte önce annene sıra bildiriyor hadis-i şerifte. Önce annene, sonra babana, sonra kız kardeşine, sonra erkek kardeşine ve sırasıyla diğer yakınlarına iyilik et. Bu da Peygamber Efendimiz'in sözü hadis-i şerif. Ve yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Veysel Karani'nin kavuştuğu bütün ihsan ve dereceler anasına yaptığı iyilik sebebiyledir. Evet. O iyilik sebebiyle Cenab-ı Hak ona o güzelliği ihsan etti. O ilmi ihsan etti. O ilmi ledün o şekilde ihsan edildi. Şey de öyle. Bahattin Buhari Hazretleri, Seyyid-i Evlad-ı Rasul'dur bu zat. İlimde hayli yükselmiş. Tasavvufta aynı şekilde kalp ilimlerinden de yükselmiş. Evliyalık iklimine girmiş ama bir şeyi çözemiyor. Kitaplara bakıyor, dinlediklerini şey yapıyor falan. En sonunda böyle demiş ki ya Rabbi, Eshab-ı Kiram yani ilk Müslümanlar, yani ellerinde kitap yoktu ama birden yükseldiler bunlar. Hiçbir insan, evliya sonra gelen evliya onların derecesine yükselemiyor. Bunlar ne yaptı? Hangi sebepten dolayı bunlar yükseldiler? Sebebi neydi? Bunu bana bildir ya Rabbi. Kalbime ilham et ya Rabbi diye. Bir odaya kapatıyor. Bu diyor bana bildirilmedikçe ben diyor bu kapıdan çıkmayacağım. Kapatıyor. Yemiyor da içmiyor da. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Tabii anacağızı bakmış ki evlat elden gidiyor. Bahattin Buhari Hazretleri bir odada yalvarıyor, dua ediyor. Anacığı da geçmiş öbür tarafta ellerini açmış. Ya Rabbi diyor sen beni ana yarat. Onu da diyor onu bana evlat verdi. Ben diyor dayanamam. Onun istediğini veriver. Anacığının o duası bereketiyle Cenab-ı Hak ondan sonra Bahattin Buhari Hazretleri'ne onu ihsan ediyor. Gönül gözü açılıyor. Diyor ki anladım ki Allah-u Teala sohbet yoluyla. Yani bir araya gelerek Allah-u Teala'nın kelamından bahsetmek, Allah-u Teala'dan bahsetmek, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden bahsetmek sohbet olur buyuruyor. Bir kimse gelmiş Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah annem müşriktir yani puta tapıyor. Ona iyilik etmem caiz midir? Diye soruyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyuruyorlar ki evet annene iyilik ve ihsanda bulun. Annene iyilik ve ihsanda bulun. Bakın yine kitaplarda bu Riyad-ı Nasin'de buyuruyor ki her peygamber kendi annesinden babasından da üstündür. Kendi annesinden üstündür. Evet. Peygamber çünkü üstündür. Buna rağmen peygamberler de annelerine hürmetle hizmet etmişlerdir. Niye? Çünkü onu da o kadın doğurdu. Evet. Annelerine hizmet etmişlerdir. Kafir olan ana babaya hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek gerekir mi? Elbette buyuruyorlar. Buyuruluyor kitaplarda. Küfre sebep olan şeyleri yaptıracaklarından korkulursa, kafir ol, şarap iç, neyse, böyle şey yaptıracakları eğer kesinse, o zaman ziyaretlerine gidilmez. Telefonla, mektupta gönülleri alınır buyuruyor. Yine de tavır alınmaz ha. Evet. Ana baba durur. Musa Aleyhisselam cennetteki komşunun kim olduğunu Cenab-ı Hak'tan sorup arz eder. Ya Rabbi der cennette benim komşum kim olacak diye arz eder. Allah-u Teala da ona vahy ederek bildirir. İşte diyor ki bir kasaptır falan yerde yerinde bildirir. Gider o kasaba yanına gider. Nasıl bir kimseymiş. Tabii bugünkü gibi gazeteler yok, televizyonlar yok. Musa Aleyhisselam duymuş, iman etmiş, mümin bir adamcağız ama hiç görmemiş. Evet. Hiç görmemiş. Fiziken özür dilerim. Selam veriyor. Adamcağız buyurun efendim diyor. Tanrı misafiriyim diyor. Buyurun diyor. Onu da alıyor falan. O da alıyor. İşte dükkandan beraber çıkmışlar. Bir şeyler de almış. Oradan hazırlamış. Geliyorlar eve.
Hemen kendisi bir şeyler hazırlamış. Musa Aleyhisselam'ın önüne koyuyor. Fakat kendisi hemen şimdikiler bilmez onu. Zembil tabiri kullanılır da eskiden mesela çocukları sallamak için beşikler yapılırdı. Evet. Tamamen asılır. Evet. Ona benzer bir şey. İplerle böyle şey yapmış, beşik yapmış. Şimdi ne diyorlar? Hamak mı diyorlar? Ne evet, diyorlar? Hamak diyorlar şimdi. Yani o hamağın etrafını kapalı tut. Öyle bir şey yani, beşik gibi. Bakmış orada öyle bir şey var. Onu indirmiş ipinden. Ondan sonra içinden bir zayıf böyle sesi bile zor duyulur. Bir, yani sadece bir et, bir deri, yani bir deri bir kemik kalmış bir kadıncağız. Ona eliyle yediriyor, doyuruyor, altını temizliyor. Tekrar onun içerisine koyuyor. Fakat yerine koyarken çılgın bir sesle bir şey söylüyor. Musa Aleyhisselam duyamıyor onu. Bu da amin diyor. Ondan sonra oturuyorlar. Kasap diyor ki buyurun efendim. Çünkü önce diyor onu diyor anlattı. O kim? O beşikteki kim? O zembildeki kim? Anamdır diyor, yaşlandı artık diyor. Hani şey yapamadı. Peki her gün diyor böyle diyor bakar ve oraya korur. Peki diyor bir şey dedi ben duyamadım, ne dedi? Ya olmayacak bir şey ama diyor gönlü kırılmasın diye ben de amin diyorum diyor. Ne diyor diyor. Allah Teala seni Musa Aleyhisselam'a komşu eylesin diyor. Tabii olmaz da diyor ben de amin diyorum diyor. O zaman Musa Aleyhisselam buyuruyor ki müjdeler olsun sana diyor. Müjdeler olsun. Seni, Allah-u Teala seni Musa Aleyhisselam'a komşu etti buyuruyor. Allah-u Teala, ben diyor Musa Aleyhisselam. Cennette seni bana komşu eyledi. Sebep? Annesine o muamele yaptığı için. Duası. Demek ki bedenle yapılacak şeylerden bir tanesi onun hizmetine gitmek. İkincisi, iyilik etmek. Anaya babaya iyilik, ihsan evlada farzdır buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte ana babasına iyilik eden evlat peygamberlerle beraber cennete girer. Bir başka hadis-i şerifte anasına babasına iyilik edenin ömrü uzun, rızkı bereketli olur. Bir başka hadis-i şerif en faziletli amel vaktinde kılınan namazdan sonra ana babaya iyiliktir. Ana babaya ihsan bedbahtlığı saadete çevirir. Ömrü uzatır ve insanı kötü ölümden korur. Ne büyük nimet ya. Evet. Ana babanıza ihsan ederseniz çocuklarınız da size ihsan eder ya. Hani bir zamanlar anlatılır ya, yaşlı bir adamı dövüyormuş. İnsanlar koşmuşlar, gence demiş çık çıklar. Utanmıyor musun sen demişler ya. Utanmıyor musun demişler ya. Yaşlı bir adamı dövmekten. O yaşlı adam iniltili bir şekilde bırakın dövsün demiş. Ne diyorsun demişler amca ya. Demiş bu benim oğlum. He? Hem de oğlum. Demiş ben burada babamı dövdüydüm. Ekme bulma dünyası. Ekme bulma dünyası tabii ya. Vaktiyle nenemler onları anlatırlardı da adamcağızın birisi işte hanımı böyle demiş ya bu ye ben babanı at. Çaresiz kalmış. İşte çocuğuyla beraber baba demiş bir gidiyoruz falan götürmüşler bir dağın başına bırakmış. Baba biz geliyoruz demiş çocuğu almış gidiyor falan. Çocuk demiş ki baba dedim ne olacak orada? İşte oğlum hıkmık falan niye bıraktık orada? Oğlum hıkmık falan. Çocuk ona sonra diyor ki yoksa diyor dedemi diyor orada terk mi ettik biz? Ben de büyüyünce seni mi böyle terk edeceğim deyince adam da şafak atıyor. Hemen geri dönüyor ağlayarak gidiyor. Bakıyor adamcağız orada gözleri sulanmış ağlar bir vaziyette. Diyor ki oğlum döneceğini biliyordum diyor. Nereden biliyordum baba diyor. Çünkü ben de babamı buraya getirdim. Ama geri döndüm. Geri döndüm diyor. Alıp terk geri getirdim diyor. Terk etmedim diyor. Terk etmedim. Ama bak oraya kadar o da babasını getirmiş. Aha, o da tattı. O da tattı. Etme bulma dünyası bu. Etme bulma dünyası. Onun için imkanı olan bir kimse dört elle sarılmalım. Evet dört elle. Efendim benim babam anam işte kabadır. Sana ne ya? Cezasını o kendisi verecek. Senin evet. Anan baban. Ve sonra seçme hakkı yok ki insanın anasının babasını. Beni doğuran kadın beni anamdır. Dünyaya gelen sebep olan erkek de babamdır. Bitti yani. Gözümü açtım onları gördüm. Oldu ki yani. Kabaymış, uzunmuş, kısaymış, cahilmiş, alimmiş, onu ben bilemem ki. O ihsan-ı ilahi. İşte şu benim babam olsaydı, şu anamız. Öyle bir tercihin yok. Senin elinde değil. Senin elinde değil. Hatta bir hadis-i şerif var da, sen de malın da babana aittir buyuruyor ya. Babana aittir. Demek ki iyilik etmek. Sonra üçüncüsü, asi olmamak, karşı gelmemek. Bedenle yapılanlar bu, asi olmamak. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki, anaya babaya karşı gelmek büyük günahtır. Ana babasına asi olan cennete giremez. Ana babasına karşı gelenin ömür bereketsiz ve kısa olur. Hadis-i şerif bunlar. Evet.
Ve kitaplarda Muhammed Refami Hazretleri anlatıyor, buyuruyor ki imanı olanlardan, cehennemden en sona çıkacak olanlar, Allah-u Teala yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır, buyuruyor. Ne kadar ağır bir ifade. Evet. Sonra ana babanın ve hiç kimsenin dine uymayan emri yapılmaz. Fakat ana babaya yine tatlı söylemek, onları incitmemek gerekir. Ne kalın kafalı adamsın, 40 defa söyledik denmez. Diyemezsin. Deme hakkın yok böyle bir şey. Evladım zaten ömründe bir defa yumuşaklık, emir marufu yapma hakkı var. O da yumuşaklıkla buyuruyor. O da yumuşaklıkla. Ana baba kafir ise onları kiliseden, meyhaneden, sırtta taşıyarak bile geri getirmek gerekir. Fakat oralara götürmek gerekmez. Meyhanede sırtı kaldı. Alıp babam, geleceksin. Alıp babandır. Geleceksin. Kilisede çıktı, kilisenin kapısının önünde. Oğlan beni getirsin dedi. Ne getireceğim diyemezsin ya. Böyle bir hakkın yok. Ama oğlum beni kiliseye götür, götürmez. Meyhaneye götür, götürmez. Ama getir. Ana baba zalim de olsa onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak caiz değildir. Bir gün birisi geliyor peygamberimize. Anam babam çok şefkatsiz. Onlara nasıl itaat edeyim ya Resulallah deyince peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki anan seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlandı. İdare ve maişetini temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni İslam terbiyesiyle büyüttü. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu, buyuruyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Peki ne bekliyordu ki beyefendi aynı şekilde? Anasından babasından. Evet. Bana niye Mercedes almadın? Mecbur mu ya adam? Hiçbir şey mecbur değil. Seni yani büyüttü, bir yere getirdi. Yani bundan sonra sana ait. Ya zaman zaman mesela böyle gençler geliyor falan da Bahattin Bey. Anam babam Allah-u Teala, annem vefat etti, babam hayatta, Allah-u Teala anneme de rahmet eylesin, babaanneme de bütün geçmişlerimize de. Amin. Babama da Cenab-ı Hak Allah-u Teala selamet versin. Şimdi durumumuz müsait değildi, fakirdik. Ama kendi imkanlarına göre ellerindeki olan bütün imkanları seferber ettiler. Ben lise 1. sınıfa kadar şu ayağımızda giydiğimiz, bunu o zaman iskarkin derler, sen de hatırlar mısın? Evet. Lastik ayakkabı giyerdim. Ama ben bundan hiçbir zaman yükselmedim. Mesela ki ayağıma giydiğim çoraplar hep yamalıydı. Babaannem rahmetli yamar dururdu. Ama ben ondan hiç utanmadım. Pantolonlar yamalıydı. Evet, pantolonlar yamalıydı. Ve huzurluydum, mutluydum. Hiçbir zaman da aynı şekilde kendimde yukarıdakilere bakmazdım. Bunun işte şusu var, busu var. Ben iyi hatırlarım. Evde ütü yoktu. Çok lazımsa ütü olacağından pantolonu yatağın altına koyduk. Öyle ütü yapardık. Ama ondan da yükselmezdim, üzülmezdim de. Ve hiçbir zaman da mesela o günlerim hatırladığım zaman en mutlu anlarım diye hatırlıyorum. Evet. Ve annem babamı haşa suçlamadım. Ve hatta hep minnettar kaldım. Hala minnettar kalıyorum. Hep öyle miyim? Hep öyleyim. Yani onların bana karşı yaptıklarının zerresini bile onlara iade edemedim. Onun üzüntüsü içerisindeyim. Yapamadım. Ama onlar bütün fedakarlıklarımı aynı şekilde gösterdiler. E peki annem okuyup yazma biliyordu ama beni okuttu ya. Evet. Bana Allah-u Teala'nın rızasını gösterdi ya. Babam aynı şekilde, yani benim ilk bana ilk Kur'an-ı Kerim öğreten babamdı. E nasıl sen şimdi kalkıp da babana itham edebilirsin ki? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sert çıkıyorlar o sorana. Anam diyor seni 9 ay karnında gezdirdi, 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlandı. Adamcağız gitti, amelelik yaptı, bilmem şunu yaptı, bunu yaptı. Her gün aynı şekilde seni yiyeceğin, sen su diyordun, altına geliyordu. Kalk diyordun, peynir, ok diyordun, neyse, sucuk geliyordu. Neyse, evet. Geliyor, gelmiyor orasına. Ama bunlar geliyordu. Nereden geliyordu beyefendi? Nereden geliyordu? Sen hiç bunları düşünmüyordun. Üşüdüm diyordun, soba yansın. Odun nereden geliyordu? Kömür nereden geliyordu? Evde oturuyorsun. Hadi giyecek diyorsun. Patiye geliyordu. Kim kazanıyordu onlar? Baban getiriyordu ya. Nasıl aynı şekilde şefkatsiz ve merhametsiz olabilir ki? Olur mu öyle şey yani? Evet. Yine ya Resulallah, yaşlı anama elimle yedirip içiririm. Abdestini aldırır, sırtımda taşırım. Hakkını ödemiş olur muyum diye birisi arz ediyor Peygamber Efendimiz'e. Hayır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bakın tekrar edeyim. Yaşlı annemi elimle yediriyorum, içiriyorum, öyle doyuruyorum. Tutmuyor demek ki kadıncağızın elleri, ayakları. Abdestini ben aldırıyorum. Sırtımda da taşıyorum, gidemiyor, ayaklarda felç. Böyle yaptığım için de hakkını ödemiş olur muyum? Cevap, peygamberimiz buyuruyorlar, hayır. %1'ini bile ödemiş olamazsın. O sana yaşaman için hizmet ediyordu. Bu çok önemli bak. Sen ise ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Yani, evet. Rahmetli babaanneme böyle derdi işte, ya Rabbi 3 günlük ağrı 4. gün toprak derdim. Senelerce aynı odada beraber kaldığımız için 5 vakit namazın arkasında böyle şey yapar, ben de duyardım bunu. Bir gün takıldım, dedim nene niye öyle dersin, dedim ya biz sana bakarız dedim. Niye öyle şey yapıyorsun?
Yok oğlum dedi, o zor iş derdi. Niye dedim zor iş? Bizim küçükken bezimiz bile yıkıyordunuz. Ha dedi, bak o ayrı iş. Allah Teala o küçükken dedi ayrı bir sevgi ve muhabbet verir. Çocuğa dedi, tabii bilgileri doğru, hadis-i şerifte de bildirildiği gibi. Çocuğa dedi büyüsün diye bakılır. Ve onun dedi kakası, idrarı falan dedi. Sanki dedi esans koklar gibi dedi. Nenesine, dedesine, ebesine, neyse anasına dedi öyle gelir dedi. Ama büyük dedi leş gibi olur dedi. Ağır olur dedi. Küçüğe büyüsün diye bakılır ama büyüsün, büyüye dedi ölsün diye bakılır dedi. Aradaki fark bu. Hadis-i şerifte bildiriliyor bu. Ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Ancak Allah-u Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder buyuruyor. Çok sevap ihsan eder buyuruluyor. Bir zat da ya Resulallah ana baba evladına zulmetse de rızalarını almayan cehenneme girer mi diye sorar. Ana baba evladına zulmetse de bunun için rızasını almayan cehenneme gider mi? Evet, zulmetseler de rızalarını almayan cehenneme girer buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için de ana baba zalim de olsa evlada zulmetseler de günah işlemeyi emretseler de yine onları üzmemeye, küstürmemeye çalışmalıdır. Günah olan emirler yapılmaz ama yine de onlara üzücü söz söylenmez. Ana baba kötü bile olsa yine onlarla iyi geçinmelidir. Ziyaretlerini terk etmek büyük günahdır. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak, telefon ederek bu günahtan kurtulmalıdır buyuruyor kitabında. Kur'an-ı Kerim'de üç şeyle beraber bildirilmiş. Bahattin Bey. Üç şeyle. Biri yapılmazsa ikincisi kabul olmaz buyuruyor. Neymiş o? Peygamber'e itaat edilmezse aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'ya itaat edilmiş olmaz. Ana babaya şükredilmedikçe Allah-u Teala'ya şükredilmiş olmaz. Malın zekatı verilmedikçe namazlar kabul olmaz buyuruyor. Bakın üç şeyle beraber bildiriliyor. Birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam itaat edilmezse Allah-u Teala'ya itaat edilmiş olmuyor. İkincisi ana babaya şükredilmekçe Allah-u Teala'ya şükredilmiş olmaz buyuruyor. Ya Rabbi ben sana çok şükrediyorum ama anasına da tukaka diyor. Ha? Allah-u Teala buyuruyor ki senin şükrün sonunda kalsın. Kabul etmiyorum diyor. Kabul etmiyorum. Allah-u Teala önce diyor. Anne babaya şükret. Tabii. Malın zekatı verilmedikçe de namazlar kabul olmaz. Tefsir-i Mugni'de geçiyormuş bu. Galiba bir aramız olacak herhalde. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz ana baba hakkı. Buyurun hocam. Şimdi tabii uzun bir konu. 80 tane hak, 40'ı hayattayken, 40'ı da vefatından sonra. Biz daha bunun 40'ın daha ilk 10'unu bitiremedik. Bedenle yapılanı. Evet. Bedenle yapılanı devam ediyoruz. Bu bedenle yapılanlardan dördüncüsü itaat etmek, karşı gelmemek, günah olmayan emirlerini yapmak. Buyuruluyor. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'dan 9 defa nasihat istedi buyuruluyor. Hepsinde de ana babaya itaat etmesi emrolundu. Evet. 9 defa nasihat istedi, hepsinde de ana babaya itaat edilmesi emredildi. Hadis-i şerifte buyuruyor ki anaya babaya itaat Allah-u Teala'ya itaattir. Onlara asi olmak Allah-u Teala'ya asi olmaktır. Babasına asi gelen çocuğundan mürüvvet göremez, muradına kavuşamaz, ailesi ile geçinemez, evinin tadı bozulur. Şirat-ı İslam'da yazılı bu. Evet. Ya. Zaten babasına asi gelen çocuğunda mürüvvet göremez. Muradına kavuşamaz, ailesiyle geçinemez, evinin tadı bozulmaz. Yani şu anda bir kimse başına evladı yerinden bir şey geliyorsa kendisini bir yoklasın. Anasına babasına nasıl bir şey sergiledi, karşısına çıkar mı çıkar. Beşincisi sert bakmamak. Ya bedenle yapılan bunlara sert bakmamak, şefkatle sevgiyle bakmak. Ana babasına şefkatle sevgiyle bir defa baksa kabul edilmiş bir hac sevabına kavuşulur buyuruyor. Bir defa. Peygamber Efendimiz ana babanın yüzüne merhametle bakana haç ve umre sevabı yazılır buyurunca günde 1000 defa bakarsa da böyle midir diye sual ediliyor Peygamber Efendimiz. Cevaben buyuruyor ki günde 100.000 defa baksan da aynı buyuruyor. Evet. Ya. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ana babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir. Hadis-i şerif bu da. Altıncı olarak bedenle yapılan haklardan üzmemek, incitmemek, rızalarını kazanmak. Hadis-i şerifte Rabbin rızası ana babanın rızasında. Gadabı da ana babanın gadabındadır. Ana babasının rızasını alan mümine cennette iki kapı. Üzerine de cehennemden iki kapı açılır. Özür dilerim. Cennetten iki kapı. Üzerine de cehennemden iki kapı açılır. Evet. Önemli bu. Yani ana babasının rızasını alan mümine cennetten iki kapı. Üzerine annesini babasını üzerine de cehennemden iki kapı açılır. Ana babasını razı eden mümin ne yaparsa yapsın cehenneme girmez. İnciten de cennete giremez. Ya.
Yine başka bir hadis-i şerif, Hak Teala bazı günahların cezasını kıyamete kadar geciktirir. Ana babaya isyan bundan müstesnadır. Daha dünyada cezasını verir. Evet, belasını olur yani o kimse. Ana babayı üzmek, onlara eziyet etmek büyük günahtır. Ana babanın veya hiç kimsenin günah olan emirleri yapılmaz. Ana babanın yemeklerinde haram karışığı olduğu şüpheli olsa, ana baba bu yemekten yemesi için evladını zorlasa, evladın o yemekten yemesi gerekir. Çünkü şüpheli şeylerden kaçınmak vera, ana babanın rızasını almak ise vaciptir. Fakat gayrimeşru emirler dinlenmez. Mesela onlar dese ki içki iç, namaz kılma, yoksa senden razı olmayız deseler de haram olan şeyler yapılmaz. Çünkü Halık'a isyan işte kula itaat edilmez emir vardır. Hak Teala da buyuruyor ki Ankebut suresinin 8. ayet kelimesinde, biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Evet. Rabbimizin emri. Ana babası günah işleyen çocuk bunlara bir defa nasihat eder. Kabul etmezlerse susar, onlara dua eder buyuruyor kitaplarda. Ölçü bu. Yedinci olarak bedenle yapacağı vazifeler çocuk, evladın anne babaya, anne babanın da evlat üzerindeki yedinci hakkı bedenli olan izinsiz sefere gitmemek buyuruluyor. Hacca giderken muhtaç olmayan ana babadan izin almak sünnettir buyuruluyor. Ana baba muhtaç ise izinsiz gitmek haramdır. Ana babası muhtaç olmayan onlardan izinsiz farz olan hacca gidebilir, fakat nafile olan hacca izinsiz gidemeyeceği reddül muhtaçta da yazılı. Cihada harbe gitmek için izin isteyen birine Peygamber Efendimiz ana babasının sağ olup olmadığını soruyor. Sağ olduğunu öğrenince de burada kal, onlara hizmet et. Onlara hizmet cihattır buyuruyor. Cihada gitmek için, yine harbe gitmek için başka birisi ne de Peygamber Efendimiz annenin yanından ayrılma, cennet onun ayağı altındadır buyuruyorlar. Bir başkası da hicret etmek için gelip ya Resulallah ana babamı ağlatarak geldim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruma çok üzülerek buyuruyor ki hemen git, onları ağlattığın gibi güldür. Evet. Ya ağlattığın gibi güldür. Ana babayı ziyaret etmemek büyük günahtır. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak bu günahtan kurtulmalıdır buyuruyor kitaplarda. Sekizinci hakları saygıda, hürmette kusur etmemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki büyüğünü saymayan bizden değildir. Yani hakiki manada kamil mümin değildir. Seccade paralası da hikaye. Onları görünce ayağa kalkmak, yanlarına gitmek, onlar oturuncaya kadar ayakta durmak, izinsiz oturmamak gerekir. Otururken edepli oturmalı, ayağını uzatarak oturmamalı, bacak bacak üstüne atmamalıdır. Onlar bana bir şey demiyor diye bunları ihmal etmemelidir. Tabi bazı filmlerde kasıtlı olarak mesela babişko dedin. Onun öyle şey. Ne terbiyesiz bir şey. Babişko ne demek abi? Babaya babişko diyor. Evet. Tabi. Samimiyettenmiş. Edepsizlikten başka bir şey değil de. Terbiyesizlikten yani. Başka bir şey değil. Modernlik oluyor da. Sözüm o. Şey. Cehaletten ya. Evet. Düpedüz cehalet yani. Zaten eşittir. Cehalet eşittir. Ondan sonra edepsizlik, terbiyesizlik hepsini getirir o. Cahil olan kimse hepsini yapar. Niye? Nefsine uyuyor. Nefsine uyarak yapıyor. Dokuzuncu hak olarak da onlarla yolda giderken arkalarından gitmeli. Zaruresi önlerinde yürümemelidir deniyor. Evet. Onuncusu, çağırınca hemen kalkıp yanlarına gitmeli. Buyurun demeli. Ana baba çağırınca farz namazı bozmak caiz olur ise de ihtiyaç yoksa bozmamalıdır. Sünnetler bozulabilir buyuruyor. Hak Teala buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa benim indimde çok ağır ve büyük bir günah vardı ki o da ana baba evladını çağırınca emrine uymamasıdır. Ana babaya itaat etmeyen Allah-u Teala'ya da itaat etmez. Silsile yoluyla gider o. Bu bedenle yapılan 10 tane hakkıydı. Gelelim dil ile olan hakları. Birincisi yumuşak söylemek, tevazu etmek. Öf bile dememek Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ahkaf suresi 15. ayet kerimesinde. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Ve yine İsra suresi 23 ve 24. ayet kerimelerinde Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, ağır söz söyleme, onlarla yumuşak ve tatlı konuş. Onlara acı, tevazu kanadını gerip Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et diye dua et. Ya. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki alim bir evladın ana babası kafir olsa, çok önemli bu. Kişi alim, ana babası kafir olsa, kuyudan su çekmeleri için ona muhtaç olsalar, o da birkaç kova çektikten sonra öf dese, bu sebeple bütün amellerinin sevabı yok olur. Alim olan evladın sevapları biliyor musun? Evet.
Ah be bıktım sizin işinden falan dese gitti buyuruyor. Gitti buyuruyor. Dil ile olanların ikincisi konuşurken sesini onların sesine yüksek çıkarma. Üçüncüsü yanlarında çok konuşma. Edebi aşma. Ana baba bildiği şeyleri de anlatsa yine aynı şeyler mi deme. Hiç duymamış gibi can kuru olay dinle buyuruyor. Ha biliyoruz ya geçenleri hikaye bunlar. Kime söylüyorsun ya asker arkadaşın ona ben şeyi. Dördüncüsü kaba, dokunaklı ve argo söz söylememe. Söyleme. Mesela iki kardeşi olan biri öteki kardeşini kastedip oğlun şunu yaptı ben yapsam kıyameti koparırdınız. Veya anne torunu tepene çıkartıyor. Çok şımartıyorsun söz dinletmiyorsun gibi sözlerle ana babayı üzmemeli. Çocuklarını ana babanın yanında dövmemeli. Azarlamamalı. Böyle şeyler ana babayı üzer. Evet. Hakikaten üzer. Babaannem rahmetli bazı şeyler söylerdi. Derdi ki, dedim niye, nene niye öyle? Dedi oğlum dedi, bazı şeyleri anlatmak zor. Bazı şeyleri anlatmak zor. Mesela babam da derdi falan. Anne dedi ya torunu daha çok seviyorsun falan. Dedi nasip olursa öğrenirsin. Ben de sorardım falan. Oğlum dedi, yani dedi şimdi anlatsan da anlamazsın. Ama ömrün olursa görürsün derdi. Hakikaten öyle. Ömrün olursa. Mesela şu anda sen babasın. Ama torun sahibi değilsin. Evet. Ben torun sahibiyim. Şimdi gelse mesela benim yanımda annesi Pataküt'e dövse bana vuruyor gibi geliyor. Ve şimdi düşünüyorum ben de annemin yanındayken çocuklarımı dövmüş olsam aynı şekilde ona vuruyormuş gibi geliyor. Onun için kitaplarda bunların hepsi yazıyor. Ha, döveceksen ki anneyin babanın yanında dövme. Evet. Tamam başka yer döveceksen. Dövme uygun değil gerçi ama. Ve mesela o dil ile olan haklarından hanımını onlardan üstün tutma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımın anasından üstün tutana lanet olsun. Onun farz ve diğer ibadetleri kabul olmaz. Şimdi kitaplarda bu anlatılırken buyuruyor ki genelde Cenab-ı Hak böyle yaratmıştır. Bu kınanmaz. Bu duyguyu tatmayan da ayıplanmaz. Evet. Erkekler olarak biz bu duygudan mahrumuz. Niye? Cenab-ı Hak bizi kadın yaratmamış. Yani kadınların o haleti ruhiyesini bilemezsin ve anlayamazsın. Ben kendi annemde gördüm. Nenemde de gördüm. Şimdi mesela kadın çocuk dünyaya getiriyor. Erkek çocuk. Yetiştiriyor, büyütüyor. Ondan sonra onu evlendiriyor. Yani bunu bizim anlamamız ve idrak etmemiz hakikaten zor. Hakikaten zor. Zannediyor ki, diyor ki ya yetiştirdim. Yani onun bezini ben şey yaptım, sütünü ben verdim, doğurdum neyse. Bu yaşa getirdim. Yetiştirdim. Elin kızı aldı. Elin kızı aldı götürdü. Öyle düşünüyor. Elin kızı. İyi de sen de aynı şekilde elin oğlunu aldın götürdün. Orasını düşünmüyor. Orasını düşünmüyor. Sanki oğlu böyle elinden alınmış gibi geliyor. O psikolojinin içerisinde. O psikolojinin içerisinde. E tabii o psikolojinin içerisinde olunca söz, hareket ve davranış itibariyle bunlar yansır. Yansır. E gelin de o anda aynı şekilde kocayı bulmuş. O da aynı şekilde bu tarafa çekmeye çalışıyor falan derken arada kalıyor erkek şamar olanı. Onun için İslam alimleri kitaplarında buyuruyor ki bu dengeyi iyi kurmak lazım. Hanımı için anasını kırmak, üzmek çok büyük felakettir. Peki annesinin sözünden dolayı hanımını aynı şekilde üzmek o da yanlıştır. Evet. O da emanet. Allah Teala'nın emaneti olarak aldın. Onu da üzmeyeceksin, onu da kırmayacaksın. Bu dengeyi kurabilen başarır. Kuramayan ömür boyu şamar olanı gibi. Bir oradan bir oradan evet, yer. Bir oradan yer. Altıncısı dil ile yapılanlardan isimleriyle çağırma. Sözlerini kesme. Sözlerin arasına girme. Bilgiçlik taslama. Ana baba yanlış da söylese öyle değil diyerek itiraz etme. Ya. Yedincisi, ana babanın arasını açacak söz ve hareketlerden uzak dur. Ana babam böyle böyle yaptı. Baba gene ana bana ya. Tövbe de ya Allah Allah. Ana baba çekip gidiyor onu sana. Ana baba birbirine giriyor. Oğlan yalan mı söyledi? O ana anlasın. Onu ya. Ana babanın arasını açacak söz ve hareketlerden uzak dur. Ana baba ile oğul veya kızın arasını açacak İşlerden uzak dur. Gelinleri ana baba ile oğulların arasını açacak sözlerden her zaman uzak durmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz ana ile oğulun arasını açana lanet olsun buyurmuştur. Evet. Ya. Sekizincisi konuşurken yap yapma gibi ifadeler kullanma onu. Yani emir sigasıyla kullanmamalı anne babaya. Yapar mısın gibi ricada bulunur. Ve dokuzuncusu dil ile hayır dualarını almak. Ana babanın duasını ganimet bilmek. Hadis-i şerifte buyuruyor ki üç kişinin duası kabul olur. Ana baba, mazlum ve misafirin duası. Başka bir hadis-i şerif. Ana babanın duası ilahi hicaba ulaşır, duaları kabul olur. Onuncusu beddualarını alma. Çok tehlikeli var. Hadis-i şerifte buyuruldu ki ana babanın çocuğuna ve mazlumun zalimi olan bedduaları reddolmaz. Perde kalkıyor çünkü.
borca Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gider buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifte kendinize, evladınıza, malınıza beddua etmeyin. Duaların kabul olduğu bir saate rastlar da bedduanız kabul olur. O zaman da ananı ağlar tabii ki. Evet. Ana baba çağırdığı zaman herhangi bir işle uğraşırsan bile deniyor, hemen o uğraştığın işi terk et, derhal ana babanın emrine konuş, koş. Ana baban sana kızıp bağırsa, onlara sert bir şey söyleme. Ananın babanın duasını almak istersen, sana emrettikleri işleri çabuk ve güzel yapmaya çalış. Bu işini beğenmeyip sana gücenmelerinden ve beddua etmelerinden kork. Sana darılır iseler, onlara karşı sert söyleme. Hemen ellerini öperek gazaplarını teskin et. Ananın babanın kalplerine geleni gözet. Çünkü senin saadet ve felaketin onların kalplerinden doğan sözdedir. Anan baban hasta ise, ihtiyar ise onlara yardım et. Saadetini onlardan alacağın hayır dua ile bil. Eğer onları incitip beddualarını alırsan dünya ve ahiretin harap olur. Atılan ok tekrar geriye gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bil buyuruyor Muhammed Refami Hazretleri. Ya. Şimdi beden ile ve dil ile olan 20 hakkı buydu. Şimdi geliyor kalp ile olan 10 tane hakkı. Evet. Daha dünyadaki haklar bu. Neymiş bu? Kalp ile olanlar. Anneye baba acımak lazım buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez, acımayana acınmaz. Hadis-i şerif bu. Sevmek. Birincisi acımak kalbine. İkincisi sevmek. Her fırsatta ana babasının ellerini öpmeli, sevdiğini hissettirmeli. Annesinin ayağını öpen cennetin eşiğini öpmüş olur buyuruyor hadis-i şerifte. Ve üçüncüsü sevindikleri zaman onların sevindiğine sevinmek. Bir şeye sevinince ne iyi olmuş, hayırlı olsun gibi sözlerle memnuniyetini bildirmek. Ne diye ya arada sevinir mi falan. Allah Allah. Ya normalde bir insanın bile aynı şekilde neşeli bir insanı bile böyle birden o neşesini kesip terslemek, kalbini evet. Kırmak olur ve kalp yıkmak olur ya. Çok ters bir şeydir Allah-u Teala korusun. Evet. Hele ana babaya yapılırsa daha da bezir olur. Dördüncüsü üzüntülerine üzülmek. Dertleriyle hem dert olmak. Bir şeye üzülmüşlerse geçmiş olsun diyerek ilgilendiğini, üzüldüğünü bildirmeye çalışmak. Beşincisi çok söylemelerinden incinmemek. İncinse bile kesinlikle incindiğini hissettirmemekmiş. Altıncısı sitem ve cefalarına kızmamak. Sözlerini hiç duymamış gibi hareket etmek. Yedincisi onlardan razı olmak. Ne yapıp yapmalı onların rızalarını almaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala'nın rızası ana babanın rızasındadır. Sekizincisi incitmekten çok korkmak. İsra suresinin 23. ayet-i kerimesinde ana babaya iyi davranmak, onlara yumuşak ve tatlı söylemek emredilmektedir. Gaflete düşüp ana babanın kalbini kırarsan buyuruluyor. Derhal rızalarını almaya çalış, yalvar ve ne yaparsan yap onların gönlünü al. Dokuzuncu nazlanmamak. Aksine onların nazına katlanmalıdır. Kalpli olanlarmış bunlar. Çünkü ana baba küçükken bizim çok nazımızı çekmiştir. Nazlanma sırası onlarda olduğunu unutmamalı. Sırayla. Tabii. Hep sen küçükken nazlandın. İki yaşında hatırlar mısın? Annen seni oturmam. Yemem. Küsersin, ağlarsın falan. Kadıncağız fırfır dolaşır durur. Etrafında dört dener parka götürür yemek yedirmek için. Anlatır benim annem. Tabii. Öyle parklarda dolaştırırdım seni yemek yedirmek için diye. Şimdi o nazlansın. Evet. Nöbetleşe. Onuncusu sıkıntı görse de ölseler de kurtulsak diye düşünmemeli. Çok yaşamalarını arzu etmelidir buyuruyor. Evet. Onuncu hakta da. Bu da kalb ile olan haklarıymış on tane. Gelelim o 40 haktan sonuncusu mal ile para ile olan hakları. Bir kendinden önce onlara elbise almak. Kendi yiyeceğinden iyisini onlara vermek. Önemli bu. Evet. Döküntüyü onlara götürmek değil. İkincisi uzakta iseler ziyaretlerine gitmek. Ana baba ve mahrem akrabaları ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa selam göndererek tatlı mektup yazarak bu günahlardan kurtulmalıdır. Ve yemek yerken beraber yemek. Üçüncü hak. Dördüncüsü arzularını sormak. Öğrenip yerine getirmek. Beşincisi evlerini temizlemek, boyamak, tamir etmek. Neyse ihtiyaçları. Altıncısı para vermek. İhtiyaçları olup da söyleyemezler belki. Olabilir dakikada. Yedincisi malı parayı onlara serbest etmek. Ne zaman isterseniz malım param size feda olsun demeli. Bir kızgınlıkları varsa bu yolla onları teskin etmelidir. Ana babaya harcanan paradan sual olunmaz buyuruluyor kitaplarda. Muhtaç olan ana babaya yardım farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara infak edin buyuruluyor. Bakara suresinin 210. ayet-i kerimesinde mealen. Kime infak edeceğini yani ikram edeceğini, yedireceğini, içireceğini soran bir kimseye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine, anana, babana, sonra hanımına ve çocuklarına, hizmetçine bundan sonrasında artık sen bilirsin buyuruyor. Baba hasta olup bakacak kimse bulunamazsa
kocasından izinsiz gidip hizmet eder kadın. Evet. Zımmi baba da böyledir. Yani gayrimüslim baba da böyledir. Çocuk zengin olan babasına bakmaya mecbur değildir. Çocuk zengin olan babasına ama. Peki zengin ama bakacak kimsesizlik babasının, o zaman mecbur. Evet. Şimdi baba zenginse, parası varsa bakıcı tutabilir. Bakıcı da tutabilir veyahut da aynı şekilde ihtiyaçlarını giderebilir. Zengin çünkü. Yani o evladın babasına para vermek mecburiyeti yok. O deniyor burada. Yani nafaka vermek mecburiyeti yok. Evet. İnfak temin o zikredildi ya, ama baba muhtaçsa evlatların hepsi aynı şekilde infak etmek, yani nafakasını temin etmek mecburiyeti vardır. Zengin çocuğun fakir olan ana babasına nafaka vermesi farzdır. Fakir kimsenin fakir babasına nafaka vermesi farz değildir. Fakir olan ana babasını kendi evine alıp birlikte otururlar. Fetva-i Hayriye'de geçiyor bu. Ana babadan birine iyilik edince, öteki incinirse babaya hürmet ve itaat etmeli, anaya hizmet, yardım ve ihsan etmeli. Ne güzel ölçü koymuşlar evet. Haline, değil mi? Evet. Ha, siz ananıza bakın. Anaya gidiyorsun, ha, siz babanız var, babanıza bakın. Olabilir. Yaşlanınca insan nazlanır, sitem eder. Haklardır, normaldir, tabiidir. Onun için kitaplarda ne güzel ölçü koymuş. Birisine iyilik edince öbürüsü incinirse, gücenirse babaya hürmet ve itaat etmeli. Hürmet ve itaat etmeli. Anaya hizmet ve yardım ve ihsan etmelidir buyuruyor. Sekizincisi, bu artık malla parayla yapılan sekizincisi, ara sıra güzel yemek yapıp davet etmek. Gönülleri ister de belki söyleyemeyebilirler. Dokuzuncusu, dostlarını dost bilip davet ederek gönüllerini almalı. Düşmanlarından da uzak durmalı. Mesela birisini sevmiyor, düşman olmuş da sen de gidiyorsun onlara muhabbet. Onu görünce kahrolur. Kadınca doğurmaz olmaz olaydım şuna bak der. Değil mi? Düşmanımla dostluk ediyor. Evet. Fakat şimdi eğer konuşman gerekiyorsa onlara söyleme ve bildirme. Evet. Onlara söyleme ve bildirme. Görmesinler ve bilmesinler. O sorduğu zaman ya falanla konuşur musun? Yok anne ya, hiç konuşur muyum? Yok baba ya falan. Kim söyledi? Uydurmuşlar onu falan. Gönüllerini al ya. Gönüllerini al. 10. Hastalandıkları zaman tedavileriyle meşgul olmak, ilaç almak, bir bakıcı bir hizmet tutmak yerine bizzat kendisi hizmet etmeye çalışmalıdır. Buyuruluyor. Buraya kadar sahiplerimiz bu 40 hak dünyadayken, hayattayken. Evet. Peki öldükten sonra, vefatlarından sonra da haklar var buyuruluyor. Bunlar da vefatları 1. Definlerinde erken davranmalı, geciktirmemeli. İkincisi, sünnet üzere yıkamalı cenazelerini, meyitlerini. Bu işi bilen iyi kimselere yıkatmalı. Üçüncüsü, sünnet üzere kefenlenmeli. Erkekler 3 parça, kadınlar 5 parçadır buyuruyor. Evet. Başka ilave yaptırmamalı. Dördüncüsü, caiz olmayan kefen yapmamalı. Aa, biz zenginiz. Benim babam aynı şekilde çok kıymetli. İpekten yapın benimki. Olmaz öyle şey. Olmaz. 5. Sünnet olan sayıya dikkat etmeli. Yani erkeklerde 3 parça, kadınlarda 5 parça. 6. Kefende israf etmemeli. Anama feda olsun o. Yok ya. İslamiyet'in emri var. Bir dakika hemşerim. Tamam, anaya babaya itaat lazım da Allah-u Teala'nın emrine itaat. Allah-u Teala emrettiği için yapıyordum bunu. Allah-u Teala böyle emrediyor. Ona itaat edeceğiz biz orada. Miktarı belirlenmiş. Helal paradan kefen almak. Helal paradan. 8. Cenaze namazını biliyorsa kendisi kıldırmak. Bidat ehli kimselere kıldırmamalıdır deniyor. Evet. Annesinin babasının cenazesini. 9. Onlara hep dua etmek. Bir hadis-i şerifte ana babasına dua etmeyenin rızkı kesilir buyuruyor. Şiratul İslam'da geçiyor bu. Ve kabire toprağı kendisi indirmek ve koymak. 11. mezarı kazan ve çalışanları memnun etmek. 12. iyi ve salih kimselerin arasında defnetmek. 13. kötülerin arasına gömmemek. Çünkü kötü komşudan onlara sıkıntı gelir. 14. Yani burada ne çıkıyor biliyor musun? Kabir komşuluğu da önemli ha. Evet. Çok önemli. Fasık, onda sana şeylerin arasında olmak. Hakikaten Cenab-ı Hak salihlerin arasında bulunursun inşallah. Amin. İnşallah. 14. Kabrin üzerine balık sırtı gibi yapmak. 15. Kerpiç kullanmak. Şimdi kullanılmıyor artık o. Tahta kullanılıyor. Evet, tahta kullanılıyor. 16. Pişmiş tuğla kullanmamak. Çivi, tuğla gibi fırınlanmış şeyler kullanmamak. Çünkü zinet olur buyuruyor. Bunları kullanmamak. Kabrin içinde kullanmak mekruh olur diyor. Kabrin üstünde dışarıda tuğla ve mermerle örtmek caizdir deniyor. 17. Toprağı başında sadaka vermek. Yani mezarın başında. Bazen öyle fakir ve çocuklar geliyor vermek. 18. Kabir başında dua etmek. Sadakayı ve duayı geciktirmemek. Bu 40. 52. gece gibi bidat olan şeylerden uzak durmak. Anamın 40. gecesi, 52. gecesi yok öyle bir şey ya. Evet. İslamiyet'te yok. Ben çocukluğumda duyardım. 52. gece için bir şey uydurmuşlar. Et ve kemikten ayrılır diye.
Toprak musibeti ne 52. gecesi? Daha bir hafta sonra et ve kemikten ayrılıp gidiyor. Bir haftaya bile varmaz. 24 evet. saat içerisinde başlar patır patır ayrılmaya. Onun için nemli yere gömmemeli deniyor cenazeyi. Rutubetli yere gömmemeli. Eğer rutubetliyse mesela Marmara iklimi rutubetlidir. Dolayısıyla çivisiz tabut. Çivi, demir çivi kullanmadan tahta çivi kullanılarak yapılan tabutlar var. Onunla gömmek. Niye? Böylece ceset nemli toprakla teması kesiliyor. Çürümesi geç oluyor. Çürümesi geç olması iyidir. 40. ve 52. gece yok. 40. gece Hristiyanlardan geçmiş. Hristiyan Ermenilerden geçmiş bize. 52. gece nereden geldi biliyor musun? Onda aslastarı yok. 19. geride boş bıraktıysa onlar ödemek. 20.'si telkini bizzat kendisi vermek. Talkını. Elhamdülillah annemi kabire de kendim indirip cenaze namazını kıldıramadım ama talkını kendim vermiştim. Birisi hevesleniyordu falan. Yok dedim ya. Annem benim sesimi tanıyor. 21.'si iskatını hemen yapmak. İskatını hemen yapmak. Ve elhamdülillah ona nasip oldu. Hemen yapmıştık. Evet. Ölünün namaz ve oruç borcu için başkası onun yerine namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki başkası yerine oruç tutulamaz ve namaz kılınamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakir doyurulur. İskat buradan, bu hadis-i şeriften kaynaklı. İmam-ı Nesai nakledi. Yani diyorlar ya aslı yok. Ha işte kütüb-i sitede var bu hadis-i şerif. İmam-ı Nesai bildiriyor. Başkası yerine oruç tutulamaz, namaz kılınamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakir doyurulur. İskat buradan işte. O doyurulan bedeli altında devrini yaparak fakire verilir. 22.'si mezar taşına caiz olmayan ifadeler yazdırmamalıdır. Mesela Fatiha-i Şerife, Besmele veya ayet yazmak caiz değil. Latin harflerle de olsa yine caiz değil. Başkaları uzun yıllardan beri yazıyorsa da yine caiz değil. Caiz evet. değil. Ne yazılır peki? Kendisi babasının ismine falanın kızı Emine Hanım. Emine. Doğum tarihi, vefat yeri. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Vasiyet ettilerse, meşru ise vasiyetlerini yerine getirmek. Dine uygun olan değilse yerine getirmeyeceğiz. 24. Namazlardan sonra dua edip sevaplarını onların ruhlarına göndermek. Ölümden sonra bunlar yapılanlar. Ana babasına asi olan vefatlarından sonra onlar için dua etse Allah-u Teala onu ana babasına itaat edenlerden yazar buyuruluyor. Şu anda mesela bizi dinleyenlerden ya ben bunları bilmiyordum arkadaş ya. Anaya babaya neler söylettiler, onlar da öldü. Ne yapacağız biz şimdi? Al işte. Ana babasına asi olan vefatlarından sonra onlar için dua etse Allah-u Teala onu ana babasına itaat edenlerden yazar buyuruluyor. Bu da büyük bir müjde. Vefatından sonraki yapılacak 25. madde olarak sevabı onlara olmak üzere oruç tutmak. 26. Sevabı onlara olmak üzere hac etmek. Farz olan haccın sevabı da gönderilir Hanefi mezhebinde. Alimlerin çoğuna göre ana baba için hac caizdir. Kendisi için yaptı sonra dedi anam babam için de yap. Caizdir. Hadis-i şerifte bulundu ki ölmüş ana babası adına hac edene hem kendi hem de ana babası için hac yapmış sevabı verilir. Ana babanın ruhuna müjdeler verilir. Yahut da kendine farz olan haccı yapar. Sevabını ana babama hediye ettim diyebilirim diyebilir. 27. Sevabı onlara olmak üzere sadaka vermek. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Yani ne güzel müjde. Yani. Evet. Sadaka verdim ana babama da hediye ettim. Dedeme nineme de hediye ettim. Seninki eksilmiyor. Allah-u Teala yaratıyor, onlara da gönderiyor. 28. Kabirlerini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okumalı. Hadis-i şerifte ana babasının veya birinin kabrini ihlasla ve mağfiret umarak, affedilmesini umarak ziyaret eden kabul olmuş bir has sevabı alır ve bunu adet edinenin kabrini de melekler ziyaret eder buyuruyor. Ne büyük müjde bunlar. 29. Kabirlerini cuma günleri ziyaret etmek eftaldir buyuruyor. Hadis-i şerifte ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. İmam-ı Tirmizi nakletmiş bunu. 30. Ziyarette dua ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olmak, uygunsuz söz söylememek kabir ziyaretinde. 31. Sağlıklarında incinmiş iseler çocuk salih olunca razı olurlar. Bu önemli bakın. Evet. Ana baba hayattayken haytaydın. Hani argo tabirle. Ama sonra vaziyeti düzelttim, namaz kılmaya başladım. Çünkü amellerin gösteriliyor. Gösterildiği için bakarlar, o zaman memnun olurlar ve razı olurlar. Ve haklarını helal ederler. Ve onların öğrettikleri iyi şeylerle amel ettiği müddetçe sevabı onlara da gider. 32. Onlardan kötü bir yol edinmiş ise her yaptığında onlara da günah ve azap gider. Bunun için onlardan veya onların vasıtasıyla öğrendiği kötü şeyleri terk etmeli. Kendi kötü amelleri ile onlara kabirde azap ettirmemelidir. 33. Ana babaya sövmemeli. Hadis-i şerifte ana babaya sövmek büyük günahtır buyuruldu.
Yani birinin ana babasına söversen o da senin ana babana söver. Evet. Yoksa bir kimse kendi ana babasına sövmez. Hayır, senin ananı babana diyecek, o da diyecek ben de senin ananı babana. Ne oldu? Ananı babana sövmüş oldun işte. 34. Yakınlarına iyi davranmalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Öldükten sonra yapılıyor bu da. 35. dostlarını ziyaret etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki babası öldükten sonra onun dostlarını ziyaret eden en iyi iyiliği yapmış olur. 36. dostları ile görüşmek. Hadis-i şerifte iyiliklerin en mükemmeli baba dostunu görüp gözetmektir. 37. Fıtır bayramında, Ramazan-ı Şerif bayramında sevabı onlara olmak üzere sadakayı fıtır vermek. 38. Kurban bayramında sevabı onlara olmak üzere kurban kesmek. 39. ana babanın sevdiği yemeği yapıp fakirlere verip ruhlarını şad etmek. 40. kötülüklerini söylememek. Hadis-i şerifte ölülerinizi hayırlı anın, iyiliklerini söyleyip kötülüklerini açıklamayın buyuruluyor. Şimdi dilimiz döndüğü kadarıyla Muhammed Repami Hazretleri Riyad-ı Nasin isimli kitabında bu 80 haktan bahsediyor. Bunlar anne babanın evladı üzerindeki hakları, evladın da anne babaya vazifesidir bu. Evet. 40'ı dünyadayken bunların içerisinde bedenle olanlar var, diliyle olanlar var, parayla olan var, kalbiyle olan var. Netice itibariyle bunların hepsi hak mıdır? Haktır. Kimin hakkıdır? Anne babamızın hakkıdır. Bizim evlat olarak vazifemizdir. Peki yapmazsam ne olur? Hiç. Serbest, paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Sen nasıl yaparsan sana da aynısını yaparlar. Bu değişmez. Etme bulma dünyasıdır. Çalma kapını, çalanlar kapını. Ve bir şey naklettik orada Muhammed Refami Hazretleri buyuruyorlar ki bazı günahların cezasını Cenab-ı Hak ahirete bırakır. Ama anne babaya isyanın cezasını daha dünyada verir. Dünyada o kimse görür mü? Elbette ki görür. Yine şöyle bir şey anlatırlar da işte adamcağız babası yanında kalmış, annesi vefat etmiş, yanında kalıyor. Gelin hanım istemiyor tabii ki babayı. İtiyor, kakıyor falan filan. Nihayet bir çatarası varmış. Oraya çıkarmış. Ondan sonra tabii yatak makası yapmıyor. Bir kilim gönderiyor, örtsün üzerine diye. Oğluyla gönderiyor, git diyor onu dedene ver gel. Çocuk çıkmış oraya, dedesinin yanına. Kilimi şöyle bakmış, kilimi ortasından bölmüş. Yarısını dedesine vermiş, yarısını almış getirmiş. Oğlum ne yaptın demiş ya. Demiş baba, yarın demiş nasılsa demiş, ben de büyüyeceğim, evleneceğim. Sen de demiş, benim başımda kalacaksın. Demiş, ben kilim nerede bulayım demiş, hazır kilim varken demiş, yarısını şimdiden demiş, yediye alayım ki. O zaman demiş, sen benim başımda demiş, yaşlandığın zaman demiş, bunu demiş, sana vereyim. Adamın aklı başına geliyor. Hani söyleyene değil, söyletene bak deniyor ya. Evet. Söyleyene değil, söyletene bak. Şimdi ecel ne zaman gelecek onu biz bilemeyiz. Allah-u Teala adeti ilahiyesi böyle. Dolayısıyla annemiz babamız bizi dünyaya gelmemize vesile oldular. Bir sürü sıkıntılar, çileler çektiler. Şurada anlatılanları bir kimse, hani kadın olsun erkek olsun, bunların hepsini yapar. Diline sahip olsa. Ama efendim işte falan çocuğuna şöyle davrandı, ona fazla. Sana ne ya, sen kendine ya. Sen duasını almaya gayret et. Adam hani baba olarak parasını öbür evladına vermiş, falan vermiş. Ona ne iş işine. Sen Allah'tan rızasını gözet. Onun gönlünü yap. Bir gün gelir bakar der ki ya ben bunu hiç gözetmedim ama. Gerçekten hakikaten evlat buymuş. Canı gönülden sen bilemezsin onu kendi kendine düşünürken. O anda senin hakkında yani gönlü öyle bir hoş olur ki, senden öyle bir razı olur ki, sana öyle bir dua eder ki haberin bile olmaz. Allah-u Teala da senden razı olur, evliya kul olursun. Döndün köşeyi. Bitti. Evet. Maksat da bu değil miydi? Peki bütün servetini sana verseydi ama razı olmasaydı ne işe yarardı ya? Ne işe yarardı? Onun için yani anne baba hayattayken kadir ve kıymetini bilmeli. Kaybetmişsek İşte vefatından sonra da yapılacak olanları kitaplarda İslam alimleri bildirmişler. Buna göre hareket etmeli. Cenab-ı Hak bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine inşallah Teala hayatta olanlar varsa onlara aynı şekilde gerektiği şekilde hizmet etmeyi, ahirete intikal etmişse ahirete intikal ettikten sonra da onları hoşnut edecek şekilde hareket etmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler.
Gönül Pınarı.